Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Doktor Kemal Aslan. Biliyorsunuz Doktor X isimli kanalımız vardı. Bunu Tarık Pidor isimli bir hacker hacklemiş arkadaşlar. Yaklaşık işte 40 bin üyemiz tabii buhar oldu ama önemli değil. Yine aynı isimle Doktor X isimli kanalla yine devam ediyoruz arkadaşlar. Eminim yine bizim sadık abonelerimiz bizi bulacaktır. Evet, bugünkü konumuz arkadaşlar SRP. Size SRP nedir? Onu anlatayım. SRP yüksekliği neden olur? Ne anlama gelir? SRP yüksekliğini nasıl düşürürüm? Tedavisi var mıdır? Kısaca bunu anlatayım. Bu da çok sorulan bir soruydu. Daha önceki videolarımızda vardı ama tabii onlar buhar olduğu için size yeniden anlatayım arkadaşlar. SRP nedir? Önce onu söyleyeyim. SRP arkadaşlar karaciğerde üretilen bir protein. C-reaktif proteinin kısaltması arkadaşlar. Bu kan tarihlerinde sık istenir. Özellikle ne zaman istenir? İşte enfeksiyon durumlarında, işte idrar yolu enfeksiyonu atıyorum. Üst solunum yolu enfeksiyonu ya da işte zatürredir, akciğer enfeksiyonları gibi bir takım enfeksiyonlarda. Bazen işte kan zehirlenmesi diyorsunuz. Sepsis gibi durumlarda istenir. SRP arkadaşlar hemen hemen bütün enfeksiyonlarda artar. Tabii bakteriyel olanlarda çok daha fazla artar. Onun dışında travmalarda yani işte kaza geçirme ya da işte bir yerden düşme ya da işte ameliyat olma gibi vücuda travmalarda artar. Yine romatizma hastalıklarda artar arkadaşlar. Nedir bunlar? İşte romatoid artrittir, lupustur, Sjögren sendromu, birçok sendrom var. Bunlar da artar arkadaşlar. Onun dışında yine kanserlerde artar. Lösemidir, lenfomadır, doku kanserlerinde artar. Ve bir takım otoimmün hastalıklarda artar arkadaşlar SRP ama en fazla neden artar? Enfeksiyonlarda artar. Onun için arkadaşlar SRP yüksekliği genelde enfeksiyon göstergesidir ama hangi enfeksiyon olduğunu size göstermez. Bunun yüksekliği ile beraber işte bir takım diğer testler ve görüntüleme testleriyle doktorunuz ne yapar? Olası enfeksiyonun tanısını koymaya çalışır. Peki SRP yüksek, bunu nasıl düşürürüm? Dediğim gibi arkadaşlar bu bir enfeksiyon göstergesidir. Bu enfeksiyona cevap olarak bizim karaciğerimiz bunu üretir. Siz bunu düşüremezsiniz. Bunun tanısını doktorunuz koyacak. O enfeksiyonu ya da işte o durum neyse o giderildikten sonra arkadaşlar bu SRP seviyeniz düşecek. Onun için SRP'yi düşüremezsiniz. O kendi düşecektir zaten. Önemli olan da mevcut enfeksiyonunuz. Dur. SRP yüksekliği değildir. Bunu unutmayın. SRP'yi nasıl düşürürüm gibi kendi kendinize boşuna kuruntu etmeyin. Olay aydınlanır. Onun tedavisiyle SRP düşer arkadaşlar. SRP yüksekliğinin belirtisi var mıdır? İşte bu da oradaki duruma bağlı. Yani işte enfeksiyonunuz neyse onun belirtisi vardır. Sırf SRP yüksek diye bir belirti olmaz arkadaşlar. İşte nedir? Ateştir, idrar yaparken yanmadır ya da işte akciğer enfeksiyonunuz varsa öksürüktür, sırt ağrısıdır, bir takım işte halsizliktir, iştahsızlıktır, belirtiler olabilir. Bunlar SRP yüksekliğiyle olmaz, mevcut enfeksiyonla olur arkadaşlar. Ya da işte bir kanserse kilo kaybı olur. Yani SRP has bir belirti yoktur. Dediğim gibi SRP yüksekliği mevcut durumun tanısı ve tedavisiyle düşecektir arkadaşlar. Onun için buna kafa yormayın. Doktorunuz bu işi halledecektir. Evet. SRP böyle arkadaşlar. Böyle sizin anlayacağınız şekilde kısa kısa bir takım testleri, hastalıkları anlatmaya çalışacağım. Bundan sonraki videomuz muhtemelen RF ile ilgili olacak. Bu romatoid hastalıklarla ilgili bir test bu RF. Ondan sonra da sırayla sedimentasyon, hemogram testi böyle gideceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi bu video yeni kanalımızın yine ilk videolarından biri. Bundan sonra böyle devam edeceğiz. Eski abonelerimize yine ulaşacağız. İnşallah hep beraber arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz yine beğenmeyi, abone olmayı, zili açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.